İşte analiz programı olarak eczacı Özlem Hekim Hanım'la birlikteyiz. Özlem Hanım, sizleri tanıyabilir miyiz? Merhaba, ismim Özlem Hekim. Konya Akşehir 1990 doğumluyum. Öncelikle öğrencilerin fakültede aldığı eğitim yeterli olmayabilir. Staj mutlaka yapılmalı. Dönem stajları ve eczane stajları mutlaka yapılmalı. Kendimizi eczane eczacılığına böylelikle daha iyi hazırlayabiliriz. Muadil ilaçla orijinal ilaç arasındaki fark nedir? Muadil ilaç, orijinal ilaçın patent süresi dolduktan sonra yine aynı yöntemle üretilip piyasaya sunulması demek başka bir firma tarafından ve aralarında hiçbir fark yok. Hastalarımız da güvenle kullanabilir. Eczane açmanın kriterleri nelerdir? Eczane açmak için bölge nüfusuna göre 3500 nüfusa bir eczane düşüyor. Tabii bunu 2012 yılından sonra Eczacılık Fakültesi'ne başlamış öğrenciler için geçerli. Öncesindekileri kapsamıyor bu kanun. Herkes antibiyotik ilaç kullanabilir mi? Antibiyotik, yani gereksiz yere antibiyotik kullanımının zaten şu an sınırlandırıldı ve bu bilinçsiz antibiyotik kullanımının verdiği, insanlara verdiği zarardan dolayı zaten bu sınırlandırıldı. En ufak bir şikayette, en ufak bir burun akmasında, halkımız alışmış antibiyotik kullanmaya, en ufak bir boğaz ağrısında ve bunun gerçekten gereksiz ve insan sağlığına zararlı olduğunu düşünüyorum. Öyle en ufak bir şikayette doktora muayene olmadan antibiyotik kullanılmamasını öneriyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Bu pandemi sürecinde her türlü tedbire en sıkı şekilde uyacağımızı düşünüyorum. Uyuyoruz da ve bu süreci atlatacağımızı düşünüyorum. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.